Gayrı konuklardan. Ailelerimizin çok değerli evlatları Sayın Ayşe Günay ile Sayın Alperen Serdaroğlu'nun nikah ve düğün törenlerine hoş geldiniz. Sevgili Ayşe, sevgili Alperen Serdaroğlu ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın Alperen Serdaroğlu, sizde hiçbir tesir ve baskı altında kalmadan Sayın Ayşe Günay ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Çok sevinçli bir günümüzdeyiz. İki değerli ailenin güzel evlatları biraz önce hayatlarını birleştirdi. Belediye başkanımız bizim ve sizlerin tanıklığında onları eş olarak ilan etti. Öncelikle Ayşe kızımızla Alperen evladımızın, oğlumuzun nikahlarının mübarek olmasını diliyorum. Allah bir ömür boyu mutluluklar versin. Sağlık ve afiyet içerisinde güzel bir ömür geçirmelerini nasip etsin. Cenab-ı Hak iki canı saadetler versin. Gençlerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Onlar çok değerli evlatlar yetiştirmişler. Allah onlara da, evlatlarına da mutluluklar versin. İnşallah güzel evlilikler nasip etsin çocuklarına. Değerli konuklarımızı da tebrik ediyorum. Onlara da mutluluklar diliyorum. Yani dostlar, kısmet oldu. Ben de bu nikâha yetişebildim. Ben Ali Serdaroğlu arkadaşımızı daha çok tanıyorum. Hem bir hemşehrimiz olarak, hem de Manisa'da Cumhuriyet Savcısı olarak çok önemli görevlerde bulunmuştu. Ahlakı mazbut, çalışkan, dürüst bir kardeşimizdi. Evlatları da onun gibi, eşiyle birlikte. Davet ettiler, koştum geldim. Buradan da kızımızın ailesini tanıdım. Onlar da Alapazarı'nda çok değerli insanlar, İstanbul'da yetişmişler, yerleşmişler. Maşallah birbirine yakışan iki evladım. Hakem gözlerden saklasın. Allah birbirlerini sevdirsin. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Ve inşallah bugünlere kadar her günleri sevinçli olsun. Zaman zaman imtihanlar olur. Cenab-ı Hak imtihan eder. O imtihanlardan da sabırla, sevgiyle, bağlılıkla inşallah başarılı olarak geçerler. Rabbim onlara birbirinden güzel, hayırlı evlatlar nasip etsin. Gene inat ediyorum, sayı vermeyeceğim, rakam vermeyeceğim. Allah gönüllerinden geçtiği kadar ve nasip olursa birbirinden güzel, hayırlı evlatları bu aileye bağışlasın inşallah. Sizin evlatlarınızla birlikte. Değerli dostlar, evlilik bizim için çok önemli. İnancımız da var. Peygamberimizin sözlerinde var. Cemiyetin temeli ailedir. Adeta bir ağacın çekirdeği, nüvesi gibi. Aile sağlam olursa cemiyette, toplumda sağlam oluyor. Ailenin sağlamlığının ölçüleri de var. Gelişim güzel heveslerle değil, bunu inançlarının gereği olarak ve birbirlerine ömür boyu bağlı kalmak niyetiyle yaparlarsa ve topluma faydalı nesiller yetiştirmeyi düşünürlerse Allah da o evliliğe bereket verir. Yaşlarına baktım, maşallah gıpta edilecek genç yaşlılar. Çocuklarımızı nasiplere çıkar çıkmaz inşallah hayırlı nasipler olur. Evlendirmekte fayda var. 25-26 yaşında bu gençler inşallah toplumda örnek bir aile olsunlar. Hepimizin evlatları da şüphesiz imkan olduğu takdirde ve nasibi olduğu takdirde böyle evliliklere büyük bir heyecanla sarılsın. Nikahsız beraberlikler değil bizim işimiz. Nikahın bereketi, kerameti, güzelliği. İnşallah bu aile ve sizler gibi güzel örnekler toplumda çoğalsın. Bizler bu asırda ancak kötülüklerden evlilikler yoluyla kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü öylesine yanlış işler yapılıyor ki toplumda, öylesine tüylerimizi kabartan yanlışlıklar, kötülükler görüyoruz ki bunların bence ilaçlarından birisi de insanların nikah altında beraber olmasıdır. Ve inşallah helal yoldan birbirleriyle mesut ve mutlu olmalarıdır.
ben ailelerimizin de, genç kardeşlerimizin de bu güzel düşüncelere sahip olduğuna inanıyorum. Akhisar'ımızda da çok güzel örnekleri var. İnşallah bunların sayısı da her gün artacak. Ayşe diyebiliyorum ama Ayşe Gül müydü kızımız? Fatma Ayşe. Oh ne güzel isim ikisi bir arada. Sen Yavuz Alperen misin? Alperen Tahta. Ne güzel. İki isimli, iki güzel isimli gençlerimiz. Alperen Çağatay izin verirsen cüzdanı kızımıza gelin hanıma vereceğim. Yerini sana söylesin ve birlikte muhafaza edin inşallah. Allah hayırlı geçimler versin, mübarek olsun.